Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video için karşınızdayım. Bugün yanımda çok özel güzel bir konuğum var. Alpay Sevim. Alpay benim çok uzun yıllardır tanıdığım, otomobil konusunda saatlerce birlikte konuşabileceğimiz bir arkadaşım, bir dostum, otomobil sever. Hoş geldin Alpay. Hoş Tekirdağ'dan geldi. bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Alpay ile beraber benim hibrit otomobilin içerisindeyiz. Bununla bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tesla Standard Range almaya gidiyoruz. Bu bir teslim alma videosu değil aslında ama yol boyunca da biraz konuşuruz hibrit, elektrik vesaire konularını. Çünkü normalde Alpay yıllarca benim gibi çok fazla sayıda otomobil kullanmış. Kendinin de bugün birkaç tane farklı model otomobili var. Ama Alpay son dönem epeydir konuşuyoruz. Hep bir elektrikli elektrikli Evet. modu vardı. Bugün de o elektrikli modu hayata geçirmeye doğru, teslim almaya doğru, Orhanlı'ya doğru gidiyoruz. Sahildeyiz. Sahil yolundan itibaren bakalım bir yarım saat sonra teslimat için Orhanlı'da olacağız. Sen de otomobil, özellikle petrol otomobillerde çok fazla konuşabilecek bir durumdasın ama elektrikli merakın niye başladı X5 varken? Elektrikli otomobilleri ben zaten takip ediyordum. Her sene birkaç defa otomobil değiştiriyorum veya başka otomobil alıyorum. Seviyorum çünkü. Bu benim için hem bir hobi hem de zaten işimde de kullanıyorum bu araçları. Hasbelkader bir aracımı servise götürmüştüm. Bana elektrikli bir EQE verdiler. 4-5 gün Eyvah, zehirlenme orada başladı. onu kullanmam gerekiyordu benim aracım Bayiler çok servisteyken. akıllı ya. Daha ilk günden aşık oldum diyebilirim. Ses EQE miydi? EQA'ydı, evet. E vardı sende. E'yi bıraktın E'yi servise, onun verdim. yerine onu 5 verdiler. günlüğüne EQA'yı aldık. Ve şunu Eyvah. gördüm. Birincisi sessizliği, ikincisi performansı, üçüncüsü ki yazılımı Tesla'ya göre çok daha geride bence EQA'nin. Ama yazılımı ondan sonra otomobille bütünleşmek falan bambaşka bir deneyimdi. 5 günün sonunda gittim, aracı bıraktım. Kendi aracıma bindim. O zaman 26 bindeydi benim aracım. 26 bin kilometredeki E200 dizele bindim. Ve bence traktör gibi çalışıyordu. Gaza basıyordum. Zehri yedim diyorsun. Önce düşünüyordu, viteste hiç düşürüyordu. Sonra asılıyordu ve gitmiyordu. Ondan sonra her ne kadar petrollü araçlara göre başarılı, orta karar bir araç olsa da elektrikli bir otomobilden indikten sonra artık bana keyif vermemeye başlamıştı. Zaten 2 ay sonra da o aracı sattım. Şimdi sonra elektrikli araç bakmaya başladım. O esnada da Tesla bir kampanya yaptı. Düşük ÖTV dilimli bir araç getirdi. Fırsat bu fırsat dedim. Hemen siparişi verdim. Aradan da işte yaklaşık 2 ay geçti. Bugün de teslim almaya gidiyoruz. İnanıyorum ki bu aracı biraz kullandıktan sonra bir daha benzinli veya dizel bir araca binmeyeceğimi düşünüyorum. Çünkü 5 günlük deneyimim hakikaten çok iyiydi. İnşallah yanılmam. Şimdi tabii sen Tekirdağ'da yaşıyorsun, kendi ofisin var, şeyin müsait, sitede yaşıyorsun, orada da elektrik sistemine müsait. Biz çünkü birkaç tane farklı video da çektik elektriklerle alakalı, kullanımı ile ilgili. Hatta Ali Okşit'le beraber sen de tanıyorsun, İzmir'e gittik geldik, bir tane elektrikli otomobil de burnumuzdan geldi. Bir de işin o tarafı var, özellikle kısa menzil konularında. Senin biraz da ortamında müsait elektrikle alakalı, işinle alakalı da çok dolaştığın için bütün Trakya'yı her gün dolaşıyorsun. Dolayısıyla elektrikli ihtiyacın var. Yani günlük 300 ila 500 kilometre arasında yol yapıyorum. İşte Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Çanakkale o bölgede. Zaten şarj altyapısı bayağı gelişti. Yani zaten öğle yemeği için bir yerde duruyorsunuz veya bir yerde mola veriyorsunuz. O esnada şarj ederim diye düşünüyorum. Akşamları da ofisimizde şarj ederiz. Her ne kadar dışarıdaki şarj ev şarjına göre yaklaşık bir 4 kat daha Dört kat pahalı falan. olsa da çok da önemli değil. Yine de normal günümüzün 10 litre yakan SUV'lerine göre yine de çok ekonomik. Zaten herhalde işte 1.3 dizelle ya da 1.6 dizelle falan kıyaslamak lazım maliyet kalemi açısından. Hani dışarıdan şarjı da öyle Evet. kurgulamak gerekiyor. Şeyden kaygın var mı? Ben mesela Tesla ile ilgili, Tesla Standard Range ile ilgili yurt dışındaki şeyleri falan da izledim. Bu arada yanlış bir bilgi var Türkiye'de arkadaşlar, onu hemen düzeltelim. Yani bu sanki sadece böyle Türkiye için üretilmiş bir 160 beygir, işte oradaki 160 kW, özür diliyorum. 160 kW altında %10 ÖTV'ye girdiği için oralara böyle sıkıştırmış özel bir şey gibi duruyor da. Ben araştırırken şunu gördüm. Zaten Amerika'da da 150 kW
Ne kadar satılıyor bilmiyorum ama şey de var yani model range'inde dilerseniz. Zaten normalde çünkü hani arabanın içinde ben onu konuşacağım. Burada çok arabanın teknik şeylerini konuşmayacağım. Ama hani çok özel sadece Türkiye için geliştirilmiş Türkiye'deki vergi sistemi. Ya Türkiye'deki vergi sisteminin uyarlanması çok kolay olmuş bir sistem. Çünkü altyapısı şeyde evet. Var. Bir kaygın var mı senin araçla ilgili? Aracın performansıyla alakalı mı? Evet. Benim hiçbir kaygım yok. Çünkü 90 beygirle işte 240 beygir aralığında bir sürü otomobil kullandım. İhtiyacınıza göre kullandığınızda 90 beygirlik otomobilde işinizi görüyor. 240 beygirlik otomobilde yeri geliyor yetmiyor. Elektrikli araçların torku kesintisi sunması. Bu araçta 430 Nm gibi bir tork var galiba. Tabii yani... başka konu da şu an hibritteyiz. Ben de bunu çok seviyorum. Hatta muhabbeti şöyle açtık. Ya işte bu hibriti ben bugün satsam aynı fiyata standart range bir Tesla alabiliyorum. Ama benim evimde müsait olabilir belki. Bir otoparka şarj şeyi koydurabilirim. Onun da bir sürü süreci var. Ama ondan öte günlük hayatta yani iş yeri vesaire açısından çok kolay değil benim açımdan. Dışarıdan şarj alacağım için bana hala verimli gelmiyor. Seninki gibi düşünmüyorum evet. O yüzden. Ama bu da sen de aynı görüştesin. Bu da ayrı bir şey. Yani o elektriğin tadını işte sessizliğiyle evet. Zaman zaman işte ilk kalkışlarda tamamen elektrikliyle giderken hissettiriyor. Diğer Tesla Model Y muhtemelen 13.000 civarında falan satıldı. Birkaç aydır da çok iyi gitmiyordu. Bir anda Tesla bununla beraber hızlı bir yeniden şey kazandı. Takip ediyorum. Ciddi bir alıcısı da oluştu. Tahminin var mı? Ne kadar satılır bu Tesla Model Y standart range? Yani bu yılın sonuna kadar ben 15-20 bin aralığında satılacağını düşünüyorum. Okey. Aynı görüşteyim. Yani çünkü baktığınız zaman Corolla Cross veya Volkswagen Golf veya belki de dolu fiyatlarına bakmadım ama Megane parasına yeni nesil bir otomobil alıyorsunuz. 350-400 kilometre aralığında bir menzil vaat ediyor size gerçek kullanımda. Kilometreye belki 30-35 kuruş yakıyor evden şarj ettiğinizde. Dolayısıyla bu aracın fanları çok var ama bir kısmı imkan bulamıyordu. Şu anda 1.8 milyon liralık fiyatta çok avantajlı. Bakalım şimdi yaklaşıyoruz. Birazdan teslim alım noktasından devam edeceğiz. Gelin. Altta kontroller yazısı var. Şu uygulamayı bir kapatıp açar mısınız arka planda? Tamamdır. Tekrardan gelelim. Bir şey izin verdi mi? Tamam yok. Bir kapı açık görünüyor ama. Çok açık. Arka kapı. Uygulamamız evet. Soğutması için kapının kapılaması daha iyi olur. Şuradan aç dediğimde kapı da açık oldu. Dediğim gibi aslında 117 litrelik bir hacim var. Burada bir çekidemirimiz olması gerekiyor, ön çekidemiri. Onun yerini de bulduk. Cam silecek suyunu koyduğumuz alan şu an içinde var. Bu biraz aksamın altında da filtre var. Filtresi var, parantezi. Onu değiştirebiliyorsunuz ilerleyen evet. Süreçte. Kapatırken de sert değil, şöyle iki defa tıklık yapacak. Bu kadar. Tamam. Bagajı aç diyebilirsiniz. Şu an soğutuyor. Şöyle ayıralım kıymayı bir. Biraz benimki biraz bana doğru olursa daha iyi olur sanki. Tamamdır. Şimdi ayarlamalarla başlayacağız. Telefonumuzu zaten anahtar olarak eklemiştik. Hı-hı. Ama yedekli iki tane anahtar burada mevcut. Hı-hı. Çalıştırmak için kontrol edelim. İkisi de içerisinde. Tamam. Bunu da cüzdanınızda bir tanesi taşırsanız iyi olur. Tamam. Telefonun olmadığı veya çalışmadığı şarjın bittiği noktalarda kartla destek alabiliyorsunuz. Tamam. Kartı şu ızgarına da böyle bir şey görüyorsunuz değil mi? Kamerayı. B sütununda gördüm evet. Kameranın hemen böyle altına tuttuğunuzda sürücü tarafından evet. Kapıyı açıp gitmek için kullanabilirsiniz. Hı-hı. Çalıştırmak için de kartı şöyle şunları alıyorum. Kartı şuraya bir defa okutmanız gerekiyor bu şekilde. Hı-hı. Frene bastığınızda çalışacak. Hı-hı. Telefonun olmadığı koşulda bunu yapıyoruz. Şu an olduğu gibi panel gelmiş oluyor çalıştı evet. Anlamına geliyor. Telefonunuz zaten var. Hani bu karta ihtiyaç olursa diye evet. Böyle kullanım tamam. Koşulu bu. Sadece dışarıdaki çıtaya tutuyorsunuz. Hı-hı. Açıp kapatmak için, çalıştırmak için şuraya dokunduruyorsunuz bir defa.
Ve frene basıyoruz. Ve frene bastığınızda otomatikman açılmış oluyor. Şu an profiliniz çıktı. Telefonunuzla bağlıyorum. Anahtar tamam. Olarak. Sürücü profili. Okey. Kapatıyorum. Çarpıya bastım. Buradan kaydediyorum profilinize koltuğu. Logodan, kontrol logosundan geldiğimizde farları otomatikle. Aynalar açık. Çocuk kilidi, pencere kilidi, torpido gözü. Şurada torpido gözüne bir silme bezi. Şurada da bir tane 128 GB'lık flash belleği var. Bu yol kamerası ve güvenlik modunda kayıt için kullanılıyor. Tamam. Solu ayarlayacağız önce. Tamam. Buradaki joystick'i tekerleği yukarı aşağı ve sağa sola iterek iç dış ayarında yapabiliyoruz. Tamam. Sağa geçelim. Ortaya basın tuşunun ortasına. Sağa geçelim. Sağa devam edelim. Aynen. Rejenatif frenleme var araçta. Tutsun. Aynen. Bu kapanmıyor. Sadece aşamalar var. Evet. Tut bizim en çok önerdiğimiz, en çok rejenatif frenleme yaptığı ve fren balatasını eritmeyen bir sistem. Evet. Bu şekilde 150 bin kilometreye kadar orijinal balatayı kullanabiliyorsunuz. Evet. İlk izlenim çok önemli. Bütün otomobillerde o ilk yarım saat, bir saat çok önemlidir. İnsanda ne hissettirdiği çok çok önemlidir. Burası da bir bozuk yol. Lojistik merkezine ulaşan, şuradan itibaren asfalta geçiyor olacağız. 19 inç var değil mi Alfa üzerinde? Evet, 19 inç jantları var aracın. Ya 19'u biz bugün düşük, standart range'de, hani long değil, performans değil, standart range'de gibi düşünüyoruz ama 19 aslında çok büyük bir lastik ve evet. Aslında bu sertliğin nedeni de o. Gidip 16-17 mi yaptırsak yapılabiliyor mu öyle? Yapılsa bile çok komik durur. Araç çünkü böyle kalıplı bir araç. Üzerinde küçük lastikler boş durmaz. Çok kal teker durur değil mi? Evet. Artık yani mesela bir Nissan Qashqai'de, bir Citroen C5 Aircross'ta bile 19 inç lastikleri görebiliyoruz. Yollarımız düzelsin bence 19 inç. Ama ben aracın yani az önce bozuk zemindeydi. Gayet konforluydu bence. Yani az önce bir gazladım. 2 litre dizel motor performansı vardı. Ben daha önce birkaç defa 2 litre dizel motorlu işte BMW 3 serisi kullanmıştım. X5 kullandım. Onlara eşdeğer bir Mercedes kullandım. 2 litre dizel motor performansı var. Ama mesela bir EQE kullanmıştım. O kafamı koltuğa vurduruyordu. Bu vurdurmuyor ama gayet yeterli bir performans. Zaten arkadaşlarım da gördüğüm ve internette izlediğim videolarda da gördüğüm kadarıyla insanlar genellikle konforlu modda kullanıyorlar bu araçları. Chill modunda kullanıyorlar. Sondan gidelim biz. Evet, chill modunda kullanıyorlar. Yani günlük kullanımda bence harika, keyifli. Özellikle i̇lk de ilk izlenim evet. Özellikle de rejeneratif frenlemeyi ben çok beğenmiştim. Şimdi bu araçta daha henüz göremedim ama yani tek pedalla kullanmak çok keyif verecek diye düşünüyorum. Ayağımı gazdan çekiyorum. Ben bozmayayım. Tamam, düz gidelim, hiç fark etmez. Şimdi teknik birkaç bilgiyi vermekte fayda var. Normalde bugüne kadar satılan 13-14 bin Tesla Türkiye'deki ya long range'di ya da performans versiyonuydu. 515-535 kilometrik menzillerle satıldılar. Üzerinde arkada 220 kahvelik, önde de yanılmıyorsam biraz daha düşük. Toplamda sen daha iyi ezberinde 4 çeker modunda olan otomobillerdi öncekiler. Bunda sadece arkada 220 değil 160 kV'ye düşürülmüş bir motor var. 57 diyor, bazı yerlerde 50 diyor, bazılarında istersen böyle dönebiliriz de. Dönebiliyorsa sanki dönebiliriz. Şarj istasyonuna gidelim mi? Olabilir. Şarj istasyonu. Şarj ihtiyacımız var değil mi? İşte, evet, şu anda 29'da şöyle bir fulleriz. De navigasyonu ayarlayamadım. Şimdi ben onu bir taraftan şey yapayım. Ne var? Şurası mı var en yakın? Bir dakika. Şuradan. Sen dinledin onları. Ben en yakın evet oraya kurabiliriz istiyorsan. Ama tahminimce orası da kalabalıkta olabilir ama neyse. Şöyle şuna gidelim. Evet. Tamam sanki başlattı gibi oraya. Devam edelim.
sol veriyor mu yok ilerkinin. Tamam. Karşılar birinde üçüncü çıkışa gidiyor. Şimdi arkadan itişli olacak sadece 160 kahve olacak. 160 kahve dediğimiz az bir rakam değil. Özellikle elektrik olunca tork değeri bir düzeltme yapayım. Evet 430 değil belki ama 420 tork değeriyle değil mi? 420 Nm'ydi. 420 Nm'lik bir tork değeri var. Oldukça iyi bir tork değeri. 4 çekerden 2 çekere iniyoruz. Torkta problem yok dedik. Elektrik olduğu için zaten çok hissedeceğim şeyler değil. Neler burada bizi etkileyecek? Menzil bizi etkileyecek Almanya. Seni daha doğrusu etkileyecek. Evet. 450 yani 350-400 kilometre arasında normal kullanımda bir menzil yakalayabilirim diye düşünüyorum. Aslında ihtiyacım 300'ün üzeri de değil. Çünkü günlük 300 ila 500 kilometre menzil yapıyorum. Öğlen de oturuyoruz, yemek yiyoruz. Belirli yerlere gidip görüşmeler yapıyorum. O esnada da ben bu aracı şarj ederim. Ve baktım benim özellikle iş yaptığım bölgelerde istasyon sayısı çok fazla. Ortalamada 120 kahvelik istasyonlar var. Zaten bu araçta maksimum 170 kahveyle şarj oluyor. Yani bir yerde durduğumda bir %50 şarj benim işimi rahatlıkla görür diye düşünüyorum. O da yoğun olan günlerde. Biraz bu şeyler, navigasyonlar falan bana biraz mesela düz ama sağ diyor. Yani zaten düz aslında. Hani bir burada bir dil sorunu yaşayacağız ufak tefek alışana kadar normal Google Maps'ten. Evet, Google Maps'e alışkınım ben de. Bunu biraz anlamam gerekecek. Şimdi bir de teslimat noktasına en yakın şarj istasyonuna gidiyoruz. Tahminimce orada başkaları da vardır. Bakalım belki bir başka şarj istasyonuna gitmemiz gerekebilir sıra beklememek için. Aslında %28'de biz İstanbul'a dönebiliriz diye tahmin ediyorum. %28 demek yaklaşık 100 kilometre. Bizim varacağımız yer 40-45 kilometre. Evet dönebiliriz. İstersen bakıp dönebiliriz veya direkt dönebiliriz. Nasıl eğer boşsa şarj ederiz. Orada da şarj deneyimi de yaşarız. Ama kalabalıksa gidip başka yerde. MR Square'de mesela şey var. MR AVM'de diğeri galiba. Tesla'nın süper şarjörü var. Orada şarj edebiliriz aracımızı. Ekran nasıl geldi sana çok? Böyle ben BYD'de buna benzer evet. Bir ekran var. Onu kullanmıştım. Ben böyle bir ekrana alışkın değilim. Ama arayüzü kullanışı gibi duruyor. Zaten İlk başlarda böyle şeyler böyle hem heyecan veriyor hem de keşfetmesi güzel oluyor ama bir hafta 10 gün sonra yine her zamanki gibi öndeki aracın tamponuna bakıyoruz ve aracı da otomatik pilotta, zihnen otomatik pilotta kullanıyoruz. Bu arada bunda fiyat nedeniyle hem tam otomatik pilot uygulamasını satın almadın. İlave hiçbir opsiyon satın almadım çünkü düşük ÖTV, ben zaten 3 milyon liraya da long range almaya razı gelmiştim. O esnada bu çıktı. Aman dedim bir üst ÖTV dilimine girer, dolar artar, sıkıntı olur. Ben yine de en ucuz versiyonunu sipariş edeyim ki sonrasında ihtiyaç olursa değiştiririz ki olacağını da zannetmiyorum. Ne satın alabilirdik? Renk satın alabilirdik. Ben zaten beyazı seviyorum. Jant satın alabilirdik. Konforu düşüreceğiz. Ondan sonra onun dışında çeki demirine vesaire de ihtiyacım yok zaten. Otomatik pilotla alakalı şöyle. Full self driving Türkiye'de çalışmıyor. Ondan sonra geliştirilmiş otopilotta da sinyal verdiğinizde kendisi şerit değiştiriyor falan. Muhtemelen zaten ben o şerit uyarılarını da kapatıp kendim devam edeceğim. O yüzden şimdilik şimdilik ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. İhtiyaç olursa da ÖTV olmadan kredi kartıyla yazılım üzerinden satın alabiliriz. Basıyoruz. Gayet güzel bir hızlanma, daha ne olsun. Yani günlük kullanımda da 300-500 beygirlik araçlar kullanmıyorduk. Trafikte ortalama hızımız 48-50'lerde ki ben İstanbul'da yaşamıyorum. İstanbul'dakilerin ki 28-30'lardadır. Peki Tesla'yı aslında Tesla böyle bir çıkış yapsaydı ilk gelirken bu haliyle gelseydi çok daha fazla satış olabilir miydi? Ne dersin? Olabilirdi. Yine de Tesla o ilk geldiği zaman da hem dolar kurunun düşüklüğü hem de düşük vergi dilimine girmesi sebebiyle avantajlıydı. Avantajını daha sonra kaybetti. Şimdi yine o avantajı geri kazanmış oldu. Artık ne kadar sürer bilemiyorum.
Ben bir müddet daha gideceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 120-130 bin liralık falan bir şey var. Evet. Opsiyon var. Herhangi bir şey almadıkça tabii ÖTV'de vesaire değişiklik olmaz. Biz devam edeceğiz. İleride herhalde bir şurada arada bir yer ya otel ya da otoparkta bir yer var. Biraz daha gidelim. Yalnız rejeneratif frenleme daha önce kullandığım EQE'ye göre birazcık şimdi daha yavaş fren yapıyor. EQE çok daha sert fren yapıyordu ve şu anda en sert fren yapacak ayardayız. Sağ yapacağız. Ayarlanabiliyor evet. Mu acaba o? Ayarlanabiliyor. Şu anda ben en sertini ayarlamıştım. Soğuk depomuz istiyor. Orada bir yere bizi yönlendiriyor. Şimdi hedefiniz sol tarafta. Yani bakalım. Parkın içerisinde ya da... O oteldedir bence. Ben otelin içerisinde olduğunu tahmin ediyorum. Yine ben de burada bir şarj yapmıştım. Kötü bir şarj deneyimi olmuştu bende. Aracın süspansiyonlarını sevdim ama. Güzel mi? Evet. Bence yumuşak. Bence otelin içerisinde şey. Soralım mı? Soralım. Biraz yakın. Şarj var mı? Eksi 2 ineceğiz. Tamam. Genelde yaşadığımız problem bu. Her yerinde açık şarj yok. Evet şu an Alpay bence niye yaşıyorsun? Şu anda... Tesla'nın en büyük problemi. Tesla Model Y'nin 12 metrenin üzerindeki dönüş çapını evet. Tadıyorsun şu anda. Gerikte kalan. Bence evet. Evet. Bu ciddi bir eleştiri konusu arkadaşlar. Devam ediyor. Malzeme kalitesi tipik Amerikan. Devam ediyor. Koltuklar terletmedi ama birazdan terletmeye başlar. Hele bir de şarj noktası. Aşağı ineceğiz. Bir de koltuklar henüz terletmedi ama terletebilir. Ama 15-20 dakika sonra terletmeye başlayacak. Onu hissediyorsunuz. Deri değil. Suni deri ama çok sağlam bir suni deri yapılmış. İzlediğim kadarıyla Amerikan videolarında mesela. Onun karşılığında da haliyle havalandırması olduğu için de terletiyor. Böyle bir eksik tarafı var. Dönüş kısmı problem. Onun dışında herhalde ben Tesla kullanıcılarından da dediğim kadarıyla bir sol yapacağız herhalde. Çok ciddi böyle pişman edecek, ya niye aldım ben bunu dedirtecek bir şey henüz. Gerçekten çok yok. Büyük yani problemleri veya işte alışılmış otomobil kültürünün dışında sıkıntıları olmuş olsaydı... Geçen yıl en çok dünyanın en çok satan aracı da olmazdı. 1.23 milyon adet tabii, satış vardı geçen yıl. Satış rakamı Toyota'nın 3 evet. tane modelini birden normalde hep Toyota birincidir. Evet gerçekten ben bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Dönüş çapı oldukça kötü. Yani normal Tesla Model Y için de bu geçerli. Bir de rejeneratif frenleme sistemi beni birazcık zorluyor. Ayağım alışkın olmadığı için. Teknik bilgi daha vereyim. Şarja geçelim. Şu içerideki rahatlığın, şu beyefendinin arkada bu kadar rahat oturmasının temeli 2.9 metreye yaklaşan bir aksi var. Aks mesafesi. İnanılmaz bir mesafe o. Bence en önemli artılarından bir tanesi. Önde de oldukça rahat oturmayı sağlıyor. Ben bu kadar rahat yanda oturmamıştım. Evet. Bu kadar rahat olduğunu düşünmüyorum. Hem çok ferah hem de özellikle sol kolda, sağ kolda çok dengeli böyle. Rahat oturuyorsunuz rahat ve oturuyor. Kollarınızı rahat yaslıyorsunuz. O zaman hadi gidelim. Şimdi şarja geçelim. Bir şey tecrübesi kötü oldu. Şarj istasyonu var gözüküyor şarjın ama... Gittiğimizde arızalıydı. Arızalıydı portlar. Dolayısıyla şimdi aslında şehir içine kadar yeter diye düşünüyoruz ve iyi niyetle şimdi MR'a gidip ondan sonra Tesla Supercharger'ı deneyelim. Onu deneyelim. O zaman şöyle videoyu bitirebiliriz aslında. Genel izlenim olarak doğru bir iş yaptığımız kanaatindeyiz. Evet. Menzil konusunda çok sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Güç konusunda yeterince tatminkar bir güç sunuyor. Donanımlar, ekipmanlar, üzerindeki zaten standart sayılabilecek bir liste var üzerinde. Onlarla beraber Tesla, Model Y, Standard Range sanki güzel bir alışveriş olduğu gibi duruyor. Bence de güzel bir alışveriş gibi. O zaman devam edelim. Şimdi şehre doğru biz devam edeceğiz. Arkadaşlar bu videoyu biraz Tesla Model Y Standard Range üzerinde çekmek istedik. Alpay benim çok uzun yıllardır dostum. Böyle bir otomobil almak istediğini zaten defalarca konuşmuştuk. Long Range için de konuşmuştuk. Hatta
bir peşinat yatırmıştı, kapora yatırmıştı. Sonradan başka araçlar olunca kalmıştı. Şimdi çok doğru, optimum bir hale geldi. Modelye Alpay'da Tesla sahiplerinden biri oldu. Alpay'la beraber Tesla Modelye Standard Range'in ilk izlenimini teslim almayı ve neden alındığını konuşmaya çalıştık. Daha sonra daha uzun bir videoyu birlikte yine çekiyor olacağız. Özellikle kullanıcı izlenimleri ve bir takım yol birikimleriyle beraber tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Alpay'a da teşekkür ediyoruz bu video için. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.